Merhaba tatlışlarım, yepyeni bir mukbang videosuna hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Birazcık arayı uzattım. Çünkü bu ara yine çok yoğundum, anlatacaklarım var. Ne zamandır şu A101'in noodle'larını aldım, deneyeceğim dedim. Özellikle Instagram'dan da sizi haberdar ettim. O süreçte hem yoğundum hem de mental olarak çok yorgundum. Bir türlü deneyemedim. Dedim ki Tuğçe, bugün kendini iyi hissediyorsun. Çok tatlı gelişmeler de oldu hayatında. O yüzden bir an önce videonu çek. Güzel enerjilerle, güzel enerjiler gönderdiğin, güzel enerjiler aldığın bir video olsun, bir paylaşım olsun dedim. Çok da elim gitmedi aslında bugünkü menüye. Niye yalan söyleyeyim? Çünkü ben daha denemeden ya çok kötü, işte keşke hiç almasaydın, almana gerek yoktu falan diye yorumlar geldi. Birazcık ön yargılıyım. Özellikle onu söyleyeceğim A101'in noodle'larına karşı. 4 çeşit noodle çıkarmış. Bu sebzeli olan, domatesli, tavuklu, burada da köreli olan var. Özellikle altlarına koydum ki karıştırmayayım diye. Sebzeliden başlıyoruz. Sebzeli şurada dursun. Daha önce hiç tadına bakmadım. Misliğine baktı. Bunlardan birkaç paket almıştım çünkü. Misliğine baktı ama ona sormadım. Nasıl, beğendin mi, güzel mi diye. Yiyip bitirdiğine göre herhalde çok da kötü değildi diye düşünüyorum. Ve şu sebzeli olandan bir tane alıp başlıyorum. Bu arada benden haberdar olmak için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Buraya yine böyle her hafta video koyuyordum. Bu hafta birazcık aksadı. Ama telafi edeceğim bunları. Söz veriyorum, telafi edeceğim. Noodle'un tadı bir değişik. Ama çok da kötü değilmiş yani bana söylediğiniz gibi. Instagram'dan. Sadece böyle yavan bir tadı var. Özellikle Indomie'nin o yeni çıkardığı noodle'lar var ya, çok beğendiğim soya soslu olan. Mesela ondan sonra diğer noodle'larını yediğimde onlar da bana çok yavan geliyor. Çünkü noodle'ın tadı ayrı bir güzel. Muhtemel ondan da bunlar bana böyle gelmiş olabilir. Çünkü eski indomileri de noodle yiyeceksem almıyorum. Tercih etmiyorum daha doğrusu. Onun dışında çok da kötü değildi yani. Niye beni korkuttunuz? Yemin ederim korkumdan makarna salatası yaptım içeride. Dedim ki bunlar kötüyse yemem bunları, makarna salatası yerim. Öyle mukbang videosuna devam ederim dedim. O kadar garanti aldım. Şimdi şu domates dolanın tadına bakalım. Ve bu süreçte neler yaptığımı, neden video çekmediğimi falan anlatayım sizlere. Ben aslında video çekecektim. O günlerde İstanbul Sözleşmesi işte de alakalı bir gündem vardı biliyorsunuz. Sonrasında dolarlar fırladı falan. Ben bu tarz şeylerden etkileniyorum. Ben bu tarz şeylerden ister istemez etkileniyorum ticaret yapan biri olarak. Eskiden bir de apolitik bir yapım vardı. Artık şimdi takip ediyorum her şeyi. Yani işte Cüneyt Özdemir, Nevşin Mengü izliyorum, işte köşe yazılarını okuyorum falan, böyle tamamen artık yaşımdan kaynaklı mı? Yoksa içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı mı? Bu tarz siyasi işlere de merak saldım. Muhtemel ucu bize dokunduğu içindir yine. Gençken ya da bu tarz sorumlulukların yokken daha şey oluyor. Daha böyle aman diyebiliyorsun da şu an diyemiyorsun açıkçası. Onlar da beni mental olarak yormuştu. O günlerde video yapmak hiç içimden gelmemişti. Hatta size birkaç böyle soru sormuştum. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili fikirlerinizi almak için. Onun dışında en çok neyin pahalı olmasından şikayet ediyorsunuz, dert yanıyorsunuz diye soru sormuştum. Çünkü o günlerde ben çok dert yanıyordum bazı şeylere. Dedim ki sizlerden de bölgeye dönüşler alayım. Onunla birlikte her ne kadar ülkenin gidişatı çok iyi yerlere gitmese de biz yine de durmayıp bir şeyler üretmeye, bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışan insanlar olarak yeni bir bebeğimiz olacak. Yeni bir bebeğim olacak. Ay hamileyim. Yeni bir bebeğimiz olacak. Domatesin tadına bakıyorum. Domatesi beğenmedim. Baharat konusunda bayağı eksik. Ya yani bundan da fark ettiğim üzere burada da böyle bir tuzu falan bile çok az yani. Normalde diğerlerinin içindeki tozları koyduğunuzda hiç ekstra tuz eklemenize gerek yok ki benim tuzla aram yok. Bunlar bana tuzsuz geldi.
Ve hani çok da sosu tatminkar da değil açıkçası. Bu bebek nasıl bir bebek? Biliyorsunuz ki Miss and Mr. Chocolate adında çikolata üzerine bir internet online satış yerimiz vardı. Bir bebeğimiz vardı. İkinci bebeğimiz de Eskişehir içinde ağırlıklı. Yine bazı ürünler kargoya uygun şekilde getirebilirsek yine şehir dışına da gidebilecek. Ama genellikle Eskişehir ağırlıklı, yaşadığım şehir ağırlıklı bir marka daha kuruyoruz. Ve çok kısa sürede onu da faaliyete sokuyoruz. Onun heyecanı var. Onunla ilgili ilgilenmiştim. İşte ufak tefek yer baktık. İşte tasarımla ilgili bir şeyler düşündük falan. Çok büyük masraflar yapmadan. Zaten bunlar olup bittikten sonra sizlerle bununla hakkında soracağınız sorulara binaen videolar da çekebiliriz. Çok büyük masraflar yapmadan. Özellikle şu dönemde. Buna çok dikkat ediyorum. Kendimi aşırı derecede sınırlıyorum. Hem kira konusunda hem giderler konusunda hem yapacağım. Yoksa bana kalsa işte eski dükkandaki gibi yarım bir sürü şey. Bu sefer elde avuçta kalmaz. Bir de borca girerim. O yüzden kendimi böyle sınırlayarak minimal paralar harcayarak ülkenin daha hani biliyorsunuz ne olacağımız belli değil. O yüzden bir ufak tatlış bir yer yapmayı planlıyoruz. Ama hani şimdiye kadar hep böyle sürüncemedeydi. Hesap kitap işleri yapıyordum. Ruhsat belediye, belediye falan derken bugün tamam artık yapalım dedik. Yarın da muhtemel kontrat işlerini yaparız. O kadar yeni, o kadar taze bir iş. Bunu da buradan ilk sizlerle paylaştım. Daha annemlerin haberi bile yok. O da öyle. Daha onlara söylemedim bile. Onların sizden sonra haberi olacak. Domatesli olana devam etmeyeceğim. Yiyemeyeceğim çünkü. Hiç beğenmedim. Burada tavuklu olan var. Tavuklu olanı şu tarafa çek alayım. İlerleyen zamanlarda bunun detaylarıyla ilgili konuşurum. İşte ismi ne olacak, nasıl bir şey olacak. Onları falan hep vakit buldukça vlog falan da çekebilirim aslında. Çünkü bu tarz videolara uzaktan baktığında oturup yemek yiyor, sohbet ediyor, konuşuyor şeklinde bakılsa da aslında sizden gelen geri dönüşlerden de gördüğüm üzere sizlerin hayatında çok tatlı kıvılcımlara vesile olacak mesajlar da içeriyor. Alabilene, isteyene, görebilene. En basiti bu kadar çalışkan ve azimli biri olmam bile bizi de heveslendiriyor, bize de örnek oluyor şeklinde yorumlar, mesajlar alıyorum. Çok tatlı mesajlar bunlar. Biz her ne kadar, ben burada her ne kadar çok farkına varamasam da gerçekten böyle dokunuşlar yapıyor olmak çok keyifli. Bunun için de size elimden geleni yapmak istiyorum. En azından şu ülke şartlarında... Patron çekelim misin aşkım? Patron! Patron! Yürü misin? En azından Türkiye şartlarında... ayakta durmaya çalışan, çabalayan, kendi kazanan bir kadın olarak örnek oluyorsam ne mutlu bana. Elimden geldiğince de merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz ne varsa açık ve şeffaf bir şekilde de sorabilirsiniz. Bunlarla ilgili de seve seve video yaparım. Şimdi şu tavuklunun bir tadına bakalım. Tavuklunun aroması aralarında en iyisiydi. Yani bayağı baskın. Bunlar kadar değil ama sonunda böyle bir hamur hamur tat geliyor ya. Böyle noodle'ları yedikten sonra tamamen hamur tadı geliyor. Çok da kötü değil ama yani. Kötü olanları var ama bu yenilebilir. Sebzeli tercih edilebilir. Belki soslarını kullanmazsınız. Benim evde genelde noodle'larını kullanarak yapıyorum. O tarz bir şey yapabilirsiniz. Keyifli hale getirmek bizim elimizde. Fiyat olarak en uygun noodle bu arada. 1.45. Paketin bir tanesi 1.45. Biliyorsunuz indomu aldı başını gidiyor. Bazen diyorum ki iki tane noodle alacağımı bir paket makarna alır ona oturur yerim yani diyorum. Hani noodle artık verdiğim paraya acıyorum açıkçası. Üzülüyorum çünkü Mislim'i de sürekli noodle tüketen biri. Makarnaya kaçıyorum ne yalan söyleyeyim. O yüzden bunlar fiyat açısından beni şaşırttı diğerlerine göre. Tercih edilebilir olanları var, olmayanları var. Size kalmış artık. Bu adımı atacakken bile, bu ikinci marka için bile 100 kere düşündüm açıkçası. İster istemez düşünüyorsunuz. Ülke çünkü böyle çalkalanıyor. Ne olacağımız belli değil. Dolar fırlıyor. Hatta geçen böyle aklımdan geçirdim. Üstüne Merkez Bankası Başkanı mıydı? Değişti. Üstüne dolar tekrar yükseldi biliyorsunuz. Dedim ki yapmasam mı hani? Hiçbir adım atmasam mı?
bir şey yapmak istiyorsun, kendini bastıramıyorsun, bazı isteklerin var. Ama işte bastırmak zorunda da kalıyorsun gidişattan emin olamadığın için. Bazen kafam atıyor, gideceğim ben bu ülkeden falan diyorum, bu kadar sinirleniyorum. Çünkü geçenlerde size bahsettiğim bu pahalılık mevzusu. Ben biliyorsunuz yılbaşı döneminde müthiş böyle yoğun bir dönem geçirdim çalışma açısından. Normal şartlarda yurt dışında bu tarz bir dönem geçirip bu tarz cirolar yapan birinin bir ayda araba alabilmesi lazımdı. İyi bir araba alabilmesi lazım. Ama gel gör ki bu ülkede bu şey mümkün mü? Mümkün değil. Arabayı değiştiremiyorsun bile. Arabalar uçmuş. İkinci eller öyle, sıfırlar öyle. En uyduruk arabanın sıfırı bile 200-300 bin olmuş. O kadar saçma ki. Uyduruk dediğimi de alınmasınlar da, marka vermedim Allah'tan. Sonra ocular bucularla söyler. Şu şartlarda, şu ülkede eşek gibi çalışıyorsun ama bazı şeyleri yapabilmen artık mümkün değil. Mesela ben hiçbir zaman hayal edemiyorum bir evim olacak. Böyle bir şeyim yok. Böyle bir hayalim yok artık. Bu hayalimi elimden aldılar. Eskiden emekli olan birisi, memur bir emeklisi evini alırdı. İşçi emeklisi evini, arabasını alırdı. Şimdi hangisi alabiliyor? En kötü ev 300-400 binden başlıyor zaten. Ev bulamıyorsun. Benim şu oturduğum ev 2 sene önce 400 bin lira civarındaydı. Şimdi 1,5 milyon diyorlar. Şaka gibi. Sen 1,5 milyonu bir arada gördün mü hayatında da bu evi 1,5 milyon diyorsun. Yeni bir ev de değil burası. Bazen diyorum milyonluk evde oturuyorum. O yüzden bazı şeyler bu ülke şartlarında eşek gibi çalışsan da gerçekten göze gelecek, dişe değecek iyi paralar kazansan da hayal. Hayal oldu yani. Geçen bir hesap yaptım. Şöyle ortalama 500-600 bin liralık bir ev üzerinden sanırım hesap yaptım. Hesaplarım doğru yöndeydi galiba. 40 senede borcu bitiyor. 40 senede ya ben 40 sene yaşayacağım mı? Bir evin borcunu ödeyebilmek için mi ben çalışıyorum? O yüzden bazı şeyler çok zoruma gidiyor. Ondan sonra gideceğim ben buradan falan diyorum, çok sinirleniyorum. İstiyorsun ki bu kadar çalışıyorsun, diğer dünyadaki diğer insanlar gibi daha çok kolay ulaşabilesin bazı şeylere. Birazcık da bazı şeyleri görüp bilmek de insanı üzüyor, yıpratıyor. Görmesen bilmesen de böyle salak yerine koyuyorlar filan. Bu arada köreliğe geçiyorum. Gördüğüm kadarıyla o kadar çok şikayet eden var ki pahalılıktan. Özgür Demirtaş'ı biliyorsunuz, finans profesörü. Ben onu takip ediyorum Twitter'da. Geçenlerde bir tweet'i vardı, yeni zamlara açık olun. Müthiş faiz zamlardan bahsediyor. Zaten aldı başını gidiyor her şey. En çok şikayet edilen şey temel gıda ihtiyaçlarımızın bu kadar pahalı olması. Ciddi anlamda çok pahalıya her şeyi yiyoruz, her şeyi tüketiyoruz. Kazandığımız zaten olduğu gibi masraflarımıza gidiyor. Hep borç içerisindeyiz. Yani ben de öyleyim. Çok wow hayatlar, wow yaşantılar süren bir insan değilim. Onun dışında diğer ihtiyaçlardan işte dem vuranlar var. Kitapların çok pahalı olduğundan söylenenler var. Keza bana da ucu değiyor. Çünkü Mislana çok kitap okumayı seviyor ve sürekli kitap almak istiyor. 30-40 liradan aşağı kitap yok. Bu da böyle bir fena değil ya. Aradan en kötüsü domatesliydi. Diğerleri fena değil. Bence alınabilir. Fiyatlarına göre kötü değil. Benim de en çok şikayet ettiğim şey ne biliyor musunuz? Hem YouTube'dayım hem bu tarz işlerle ilgileniyorum. Elektronik eşyaların, ekipmanların, işte telefonların çok pahalı olmasından dert yanıyorum. Çok sinirleniyorum onlara. Amerika'da yaşayan ya da Avrupa'da yaşayan biri maaşının yarısıyla yeni çıkan telefonları alabiliyorken ya da çok uygun fiyata, müthiş uygun fiyata laptoplar alabiliyorken biz bir tane kendimize 4 tane devlet alıyoruz. Öyle de olunca zoruma gidiyor açıkçası. Bazı şeyler alasım varsa da hevesim kaçıyor. Kendimi ciddi anlamda böyle enayi gibi hissediyorum. O da böyle dokunuyor. Şurama oturuyor böyle. Şu çikolatayı online satışa başladığımızdan beri kaç defa zam geldi ya. Şaka gibi ham maddeleri aldığımız her şeyi kaç defa zam geldi. Diyor ne zaman duracak? Durmuyor, bitmiyor. Sürekli oluyor, sürekli oluyor. Bir de en çok zoruma giden araba fiyatları. Çok zoruma gidiyor. Yani müthiş zoruma gidiyor. Hele ki şu Amerika'ya gidip, Amerika'da şu kadar, Amerika'da bu kadar çekimleri yapan kişiler var ya, TikTok'ta da çoklar.
Ay, sinirlerim bozuluyor, sinir sistemim bozuluyor. İzliyorum, hem merak ediyorum. Bütün ülkelerdeki bu şeyleri izliyorum. Sadece Amerika'dan bahsetmiyorum, bütün ülkeleri izliyorum. Ondan sonra da bir moral bozukluğu, birçok günlük, bir böyle mutsuzluk içerisine düşüyorum. Diyorum ki ben ne yapıyorum? Yani ben ne yapıyorum? Ben ne için yaşıyorum bu ülkede falan diye de bir sorgulama yaşıyorum. Biliyorum ki sizler de bu tarz sorgulamalar yaşıyorsunuz. Hele ki şimdi teknoloji ilerledi. Zamanla bizim zamanımızda biz bilmiyorduk. Yurt dışında neyi ne kadar nasıl yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar, neyi ne kadar alıyorlar. Şimdi insanlar gözünün önünde şundan her şeyi görüyorsun. Bu kadarmış. Kıyaslayabiliyorsun. Buranın eksiklerini fark edebiliyorsun. Gözüne sokuyorlar çünkü sen fark etmesen de. Gerçekler bu şekilde olunca birçok kişi bunalıma giriyor açıkçası. Bu beni etkiliyor, ne yalan söyleyeyim. Mental olarak da etkileniyorum. Yani diyorum ki öf diyorum hani ne için uğraşıyorum ki ben? Ne için çabalıyorum ki moduna giriyorum? Muhtemelen sizde de oluyordur ama kısa sürüyor. Yani kısa sürmek zorunda. Çünkü hayat devam ediyor. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeden gitmek için bile müthiş paralara ihtiyacım var. Onun için çalışmam gerekiyor. Öyle kimse cebine parayı koymuyor hadi git diye. Ya da hadi madem beğenmiyorsun git bu ülkeden diyenler karşılasın bütün masraflarımı gideyim. Neyse, hoş zaten ülkemden gideyim derdinde de değilim. Diyorum ki bizler de aynı şekilde, aynı standartlarda yaşayabilsek. Maalesef bunları göre bile yaşamak zorundayız. O yüzden de düzelsin istiyoruz. Onun için söyleniyoruz. Söyleniyorsak da kötülüğüne değil. Biz de istiyoruz güzel standartlarda yaşayalım, çalışalım. Çalıştığımızın karşılığını da hayli hayli alalım. Kim ne kadar çalışıyorsa onun karşılığını görsün. Sadece milletvekili tanıdığı olanlar ya da yandaş olanlar kazanmasın bu ülkede. Herkes hak ettiğini kazansın, çalıştığı kadar kazansın. Derdimiz bu yani, başka bir şey değil. Yani tatlışlarım, aşk böceklerim, ballarım, peteklerim. Bir dokun bin ah işit. Birazcık da şeyler birikti böyle çeneme de vurdu. Noodle'ları da test ettim. Domates de hariç bu üçü alınabilir. Kanaatindeyim. Daha fazla devam etmeyeceğim ama. Çünkü makarna salatası yemek istiyorum. Affınıza sığınıyorum. Makarna salatası ile devam etmek istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Instagram'dan beni yalnız bırakmadığınız için, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum. Çünkü bu süreçte sizinle her zaman iletişimde olmak, video yükleyemesem de yoğunlukta, sizinle her zaman iletişimde olmak çok iyi geliyor bana. Umarım size de öyle geliyordur. Bu videodan keyif aldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma ilk defa uğradıysanız kanalıma abone de değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.